Gençler Günü. Korkarız bugün de gazetelerin 3. sayfasında dünyada sevgilisinin elinden çek alacak ya da almayacak kadınlardan birkaçının ölüm haberlerine rastlamayız. Bugün Sevgililer Günü. Oysa erkeklerin öldüren sevgisi, yani baskısı, yasaklaması, kıskançlığı, sahiplenmeleri yüzünden günde en az 3 kadın öldürülüyor. Bu sevgi Ocak ayında 18 kadın, 3 çocuk öldürdü. 11 kadına tecavüz etti. 20 kadına şiddet uyguladı. Çıkarılan koruma tedbirine rağmen 2 kadını öldürdü, ikisini yaraladı. Erkeklerin çiçek, tek taş ve janjanlı paketleri bu öldüren sevgiyi örtebilecek midir? Tabii ki hayır. Bu renkli, pahalı ambalajlar erkek şiddetinin bir kılıfıdır. Bu kılıfın içinde yatan hikayeler, şiddet, taciz, tecavüz, ensest, emek sömürüsü olarak hayatlarımızda yer alıyor. Paketlerin içinden çıkan hediyeler, ataerkil sistem tarafından sömürüldüğümüz ve patriarkanın sermaye ile kardeşlik kurduğu bağın bize unutturmaya çalıştığı tüm acıların kendisi değil midir? Evet, bu yüzden biz kadınlar sahte sevgi kılıfıyla sarmalanmış janjanlı hediyeleri istemiyoruz. Bu paketlerin içinde aslında büyük sürpriz hediyeler var. Kadınlara kendi bedenleri üzerindeki denetiminin elinden alınması, çok çocuk doğurması karşılığında uzun doğum izinleri ve teşvikleri vaat edilmesi, bedeni üzerindeki kılık kıyafetten dolayı taciz, tecavüzü hak etmesi, görünmeyen emeğin kadının eve daha fazla tıkılarak daha da görünmez hale getirilmesi, kürtaj yasasıyla kadının kendi bedeni üzerindeki hakimiyetine son verilmek istenmesi var. Bu paketlerin içinde gerçekten sevgi var mıdır? Hayır. Bizi biz yapan eteğimizin boyu değildir. Yaşamlarımız sıfatlarınıza ve kalıplarınıza sığmaz. Ayaklanıyoruz. Tacize, tecavüze, şiddete, enseste, seks köleliğine ve fahişe, sürtük, oynak, manita aranıyor. Sıradan tabirlerinize karşı isyan ediyoruz. Aşkın ve sevginin fiyat tüketim karşılığının olmadığı, kadınların nesneleştirilmediği, duygularının sömürülmediği, aşkın barışı, saygıyı, değeri, özgürlüğü ürettiği dünyayı istiyoruz. Ve soruyoruz, egemenlik ve sevgi bir arada durur mu? Ya eşitsizlik, baskı, zorlama, yasaklama, kıskançlık sevgiye dahil olabilir mi? Peki ya şiddet, taciz, tecavüz, ölümle biten sevgi olabilir mi? Hangi hediye hepsini unutturabilir? Dünyada her 3 kadından biri hayatında bir kere şiddet görüyor ya da tecavüze uğruyor. 1 milyar kadının haklarının ihlal edilmesi gaddarlıktır. 1 milyar kadının dans etmesi devrimdir. Biz de bu 1 milyarda varız. Egemenliğinizi gizleyen hediyenizi değil, özgürlüğümüzü istiyoruz. Kadınlar için diren, dans et, ayaklan. Mersin Kadın Platformu.